Michael Jordan. Asla son bulmayan tarihin en iyisi kim tartışmalarında çoğunlukla zirvede gelen isim. 15 senelik basketbol kariyerine sayısız başarı sığdıran Jordan, basketbolu dışında pek çok konuyla daha gündeme geldi. Bu videoda bunların arasında birinci sırada yer aldığını düşündüğüm servetini ele alacağız. Videoya geçmeden önce bu fikrin pek çok araştırma sonrası ortaya çıktığını belirtmek istiyorum. Bu kaynaklar arasında Türkçe kaynak olarak gördüğüm Her Şey NBA yazarı Umut Berk Akgözlü'ye yazısını kaynak olarak kullanmama izin verdiği için çok teşekkür ederim. Umut'un yazısını açıklamada bıraktığım linkten okuyabilirsiniz. Başlamadan önce söylemekte fayda var. Beni yeni keşfettiyseniz diğer videolarıma göz atmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. O tam bir yatırım ustası. Günümüz NBA oyuncularının gözü kontratlarındaki 3-5 milyon dolarlık artış derken Jordan hep verdiği kararlarla buralara kadar geldi. Çalışma etiği bir yana, iş hayatında yaptığı seçimler de onu GOAT olarak anmamıza iyi bir etken oldu. İş hayatında yaptığı seçimlerin önemini net geliriyle gözler önüne seriyor. MJ'in 2021 itibariyle net geliri tamı tamına 1.6 milyar dolar. 3 sezonluk NCAA kariyerinde şampiyonluk yaşayan ve 17.7 sayı, 5 rebound, 1.6 asist gibi ortalamalar kaydeden Jordan'ın o zamanlar draftlerde 1. sıradan seçilmesi beklenmese de ilk 5'ten seçileceği düşünülüyordu. Her genç oyuncu gibi onun da anlaşma imzalamak istediği ayakkabı markaları vardı. Adidas bunların başında geliyordu. Ancak Adidas için aynı durum söz konusu değildi. Şimdilerde durum değişse de Adidas'ın o zamanlarda 2.13 metreden kısa oyuncularla anlaşma imzalamak gibi bir düşüncesi yoktu. Majesteleri ise 1.98 boyundaydı. Adidas Jordan'ın arzularını sunmamıştı. Öteki tarafta ise Mike bir yana tüm Jordan ailesini şaşırtan bir teklif bulunuyordu. Bu teklif Nike'den gelen bir teklifti. Daha lige adımını atmamış bir oyuncu için sunulan bu çılgın teklif tamı tamına 250 bin dolarlık reddedilmeyecek bir paketti. Bu teklif büyük bir kar ile sonuç verdi ki Nike'ye bağlı olan Air Jordan markası günümüzde yıllık 3 milyar dolar gelir elde etmekte. Jordan, Son Dans belgeselinde ilk imza ayakkabısı olan Jordan 1'lerin ayaklarını kanattığını belirtmişti. O zamanlarda bu markanın günlükte giyilebilecek ayakkabılar yapmasından yanaydı. Bu öneri Jordan ve Nike adına verilebilecek en iyi öneriydi. Bu yeni tarzda ayakkabılar kariyerinde adım adım zirveye ilerleyen Jordan'ın medyada daha çok ön planda olmasını sağladı. Döneminin çocuklarının hayaliydi bu ayakkabılar. Air Jordan markasının yanı sıra diğer sektörlerde de büyük işler başardı. Bir sinema filmi çekti. Basketbolla ilgilenen her çocuğun büyük ustayı izleyebilecek başka bir noktası oluşmuş oldu. Space Jam filmi 7'den 70'e çok izlendi. Aynı şekilde 6 şampiyonunun hikayesini anlatan Son Dans adında bir belgesel ortaya koydu. Bu şekilde majesteleri bu sektörde de az ama öz bir iz bıraktı. Sinema sektörü dışındaki sektörlerde de imzası bulunuyor. Amerika'nın pek çok yerinde restoranları ve kafeleri bulunuyor. Ayrıca kendisinin North Carolina'da bir Nissan bayisi var. Günümüzde kendisine en yakın basketbol oyuncusundan tam olarak 55 milyon dolar fazla kazanıyor. Bunu söylediğime inanamıyorum ama NBA'den kazandığı para iş hayatının yanında komik kalıyor. Jordan NBA'den sadece 93.8 milyon dolar kazanabildi. Az para değil demeyin. Yakın tarihte Giannis Antetokounmpo'nun 5 yıllık 228.2 milyon dolarlık bir kontrat imzaladığını duyduk. 5 yıllık 228 milyon. Aynı şekilde Steph Curry de sadece NBA'den yıllık 40.23 milyon dolar kazanıyor. Bu paralar Jordan ile karşılaştırınca devasa kalıyor. Çünkü Jordan yani. 15 senelik kariyerinde zirveye kadar tırmandı ve sadece 93.8 milyon dolar kazandı. Ancak tabii ki bu durum NBA'in popülaritesinin günümüze kıyasla o dönemde daha az olmasından kaynaklanıyor. 2010 yılında değeri 275 milyon dolar olan günümüzün Hornets'ı Charles Bobcats'i 175 milyon dolara satın aldı. Kendisinin markası herkesin üstünde, ayağında, Air Jordan her yerdeydi. O ise yaptığı harika yatırımlarının büyüleyici kariyerinin sefasını sürüyor. Şimdi dilerseniz Jordan'ın malının mülkünün birkaçına bakalım. Hala alıcı bulamadığı malikanesi. Özel tasarım golf arabası, özel yapım yatı. Özel uçağı 23 numara anlamına gelen N23, şampiyonluklarını temsil eden 6 rakamı ve isminin baş harflerinin simgeleyen MJ. MJ ya da ne dersiniz artık. Jordan basketbol dehası olduğu kadar iyi de bir iş adamı. Dilerseniz siz tarihin en iyi oyuncusunu tartışmaya devam edin. Ancak hepimizin ortak düşüncesidir diye varsayıyorum ki bu tarihin en iyi emekliliği. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.